Astroloji hayatımızı nasıl etkiliyor? Yeni haftayla alakalı ülkemize neler olacak? 23 Nisan tarihli yeni ayda burçlar neler yaşayacak? Merak edilen tüm bu sorular ve çok daha fazlasını astroloji eğitmeni ve danışmanı Pınar Gürel anlatacak. Az sonra. varsın tüm hızıyla devam ediyor. E, astroloji danışmanı ve eğitmeni Pınar Gürel. Nasılsınız Pınar Hanım? İyiyim Büşra Hanım. Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok iyi gördüm sizi. Siz de öyle. Bu renk size çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Demin onu ederim. düşündüm. Güzel renk... bakan güzel görülmüş Pınar Hanım. Siz güzel bakıyorsunuz. Sağ olun. Pınar Hanım şimdi son zamanlarda ülke gündemiyle alakalı sosyal medya hesaplarınızda da paylaştığınız bazı şeyler var. Öngörüler var. Aha, doğru. Bunlarla alakalı biraz konuşalım istiyorum. Tabii. Ee, buyurun siz anlatın. Ee, geçen hafta e, sosyal medya hesaplarımda sizin dediğiniz gibi ben gökyüzündeki bir görünümü yorumladım. Güneş Pluto karesi vardı. Astrolojiyi bilenler anlayacaklar ne demek istediğimi. Güneş Pluto karelerinde güneş kişileri yani liderler... Toplumdaki erkek figürler öne çıkmış tanınan e, hem firmalar için hem ülke yönetiminde liderliği yapan insanlarla alakalı zorlayıcı bir enerjiye işaret eder. Ve ben dedim ki e, yönetimde liderlik yapan kişilerle alakalı zorlayıcı böyle birazcık onları e, değişime dönüşüme itebilecek... E, potansiyel anlamında birazcık zor enerjileri taşıyabilecekleri bir görünüm meydana gelecek. Dolayısıyla ülke liderlerimizle alakalı birazcık hoşnut olmayacağımız haberler gündeme gelebilir diye paylaşmıştı ve nitekim zaten e, Cuma cuma evet, ile bakanımız beraber bakanımızın istifası sonra onun reddi Ülke yönetimi gerçekten birazcık sancılı bir dönemden geçtik. Evet. Peki Nisan ayında neler bekliyoruz? Nisan ayı nasıl geçecek Şimdi... size göre? Bu öngörülerinize dayanarak <gülüyor> soruyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim. Şimdi önümüzdeki hafta 23 Nisan'da çarşamba günü bir boğa yeni ayı gerçekleşecek. Ve boğa Burcu'yla alakalı enerjiler çok yoğunlaşacak o dönemde. Parasal konular, üretim, e, yaratıcılık, e, var etmek çalışma hayatı, güç, bir şeyleri elde etme konuları hissedecek enerji olarak. Ülke haritamızla alakalı kombin baktığımda, şimdi bu bütün dünya için gerçekleşecek bir enerji. Aslında bu konularla alakalı anlık değişimler, parasal konular, inişler, çıkışlar gündeme gelecek. Fakat bizim ülkemizin haritasında çok önemli bir teması olacak bu yeni ayın. Dolayısıyla en çok bu yeni aydan olay yaşama anlamında kendinden söz ettirecek ülkelerden biri olacağız. Benim öngörüme göre tahminlerime göre 23 Nisan haftası yani önümüzdeki full hafta boyunca bir defa bence Millet Meclisimiz bayağı bir har hararetlenecek. Parayla alakalı, ekonomiyle alakalı e, gündem çok yoğunlaşacak. Boğa Burcu zaten... Ben de yalnız nasıl dikkat dinliyorum. Paralelsak. Bunlar mı olacak? <laughs> evet. E, ve zannediyorum ki Türk lirası son dönemde biliyorsunuz dövize karşı maalesef değer kaybetti. O birazcık daha devam edecek. E, özellikle bu hafta muhalefetin sesi ekonomiden yana çok yükselecek diye düşünüyorum. Onun dışında bir liderimizle alakalı e, lider derken e, Cumhurbaşkanımızdan bahsetmiyorum. Yani mahalli liderler de olabilir veya parti liderleri de olabilir. Biraz gene tatsız bir haber e, gündeme gelebilir. O, o kişinin yaşam enerjisiyle alakalı birazcık üzücü haberler alabiliriz. Veya bir şey daha görüyorum haritada. E, bir skandal, bir liderle alakalı, kendi özel hayatıyla alakalı bir skandal gündeme oturabilir önümüzdeki hafta. Öyle mi? Onu da söyleyeyim. Bakalım göreceğiz. <laughs> ben size haber veririm. Pınar Hanım siz demiştiniz evet vardı <laughs> öyle bir şey diye. Teşekkürler E, Peki burçlar nasıl etkilenecek Tabii, bu durumlardan? Şimdi e, global anlamda ya da ülkeler bazında zaten olaylar çok büyük gerçekleşiyor ama bizim bireyler olarak hayatımızda da özellikle e, bu yeni ay boğa burcunda olacağı için diğer e, sabit enerjideki burçlar olan boğa akrep. Kova ve aslanları özellikle daha yoğun ilgilendirecek bu yeni ay. Şimdi tek tek burçlara geçersek eğer gene her zaman olduğu gibi söylemek istiyorum. Yükselen burçlarına ve güneş burçlarına göre dinlemeleri iyi olur izleyicilerimizin. Koç ve yükselen koçlar para alanlarıyla alakalı bir yenilik enerjisi gündeme geliyor. Şimdi bu yeni ay aslında çok sürprizli. Sürpriz olduğu zaman işin içinde hiç beklemediğiniz bir yerden bile bir parasal konu gelebilir. Örneğin koç ve yükselen koçların hayatına ve e, kendilerine olan güveni çok güzel hissedecekler. Kariyer başarıyla alakalı sağlam adımlar atacaklar. Daha sonra boğa ve yükselen boğalar zaten yeni ay onların burcunda gerçekleşecek. Bir yükselen boğa ee, ve Güneş boğa çok kendini iyi hissedeceği bir haftaya giriyor. Onu söyleyebilirim. Hayattan alınan keyif, e, canlılık, motivasyon, ilişkilerle alakalı da yolunda gitmeyen bir ilişkisi varsa da düzelecek. Boğa ve yükselen boğaların veya bekledikleri paralar, umudu kestikleri bir para bile hediye olarak evrenden onlara gelebilir. Güzel Boğaları enerjiler. Boğaları dinleyin. <laughs> evet ve dış görüntüleriyle alakalı da bir değişime gitmek isteyebilirler. Çok iddialı. Gerçi bu dönemde hepimiz evlerdeyiz maalesef ama evet. dikkat çekecektir bir hafta öyle söyleyeyim. İkizler ve yükselen ikizler burçları yeni ayı biraz diğer burçlara göre daha gizli bir alandan alacaklar. Benim onlara tavsiyem etik davranın. Çünkü öyle bir enerji var ki yeni ayda onlarla alakalı etik olmadıkları şeyler gün yüzüne çıkabilir. Gizli ilişkiler, gizli parasal konular hani skandal tarzı biraz böyle karmanın gerçekleşebileceği bir yeni ay olacak onlar için Dolayısıyla o konuda onları uyarmak istiyorum yengeç ve yükselen yengeçlerin e, sosyal medya alanı çok hareketlenecek şimdi normal bir süreçten geçiyor olsaydım sosyalliği genellerdim. hani dışarıda eğlence mekanları olarak da söylerdim ama şimdi kısıtlı olduğumuz bir dönemdeyiz Dolayısıyla sosyal medya işte e, Oralarda paylaştığımız video kanalları, siteleri veya sosyal sitelerle alakalı arkadaşlık ilişkileri çok artacak. Yengeç ve e, yükselen yengeçlerin. Aslan ve yükselen aslanlar çalışan bir birey olsun ya da olmasın. Aslandan bahsedelim. Evet, evet. <laughs> kariyer hayatınız çok canlanmaya başlıyor İnşallah. Büşra Hanım. Aslanlar kendilerinden gerçekten bu yeni ayda en iddialı şekilde davran, e, hissettirecek burçların başında geliyorlar. Hiç beklemediğiniz yeni bir kariyer süreci önünüze gelebilir. Yani bu dönemde tabii ki sektörler, sektörlerimiz çok olumsuz etkilendi evet, hastalık sürecinden ama burada aslanlar o kadar çok fazla olumsuz etkilenmeyecekler. Ona, onu söyleyebilirim. İnşallah. Mesela siz de kendinizi o alanda çok başarılı hissedeceksiniz. Ama her aslan çalışmıyor tabii yükselen aslan. Çalışmayanların da aile ilişkileri. Yani bir evin içinde ev hanımı diyelim yaptığı bir kek börek normalde ...yaptığından daha çok övgü alacak. Yani kendilerine olan güven güzel gelecek. Aslanların başak ve yükselen başaklar. Hayata dair geliştirdikleri düşünceler, ilişkilerle alakalı... ...güzel fikirler ve karar aşamasına gelecekler. Bir e, hayatında önemli olan bir insan... ...özellikle şu dönemde bir ilişki problemi yaşıyorsa... ...o bilir hangi kişiyle olduğunu... Düzelme imkanı var yani eski e, problemleri onarma şansı var. Onun dışında bu alanda yeni bir takım mesajlaşmalar, kontaklar sadece özel hayat için söylemiyorum. Yani e, bir iş ortaklığı da mesela bir ilişki veya ortaklık kararı da gündeme gelebilir. Onun dışında eğitim hayatı devam eden başaklara da başarı e, geliyor. E, terazi ve yükselen terazi parasal anlamda yeni sürprizli adımlar e, yaşayacaklar. Özellikle miras nafaka ya da bir yerden bekledikleri bir finansman desteği varsa güzel destek gelecek onlara. Akrep ve yükselen Akrepler zaten ilişkiler alanı çok hareketlenecek. İlişkiler derken sadece kadın erkek ilişkisi olarak irdelemiyorum. Yakın dostluklar, dışarıda geçirilen insanlarla olan ilişkiler her anlamda benim Akreplere önerim. ...açık düşmanlıklara da açık hale gelebilirler. Bu dönemde birazcık insanlarla anlaşmazlık veya mahkeme süreci... ...örneğin bazı akreplerin gündeminde olabilir. Yay ve yükselen yayların gündelik hayatı çok hareketleniyor. Yani bir evin içinde geçirdiği zaman artık rutinden çıkacak... ...önümüzdeki hafta yeni uğraşılar gelebilir veya çalışan bir yaysa... ...aynı şekilde yeni iş teklifleri aynı aslanlar gibi yaylarında kapısını çalabilir önümüzdeki hafta. Oğlak ve yükselen oğlaklar önümüzdeki hafta en şanslı kesim. Öyle diyebilirim çünkü kendilerine olan güven, Aşk hayatına dair ilişkiler, ebeveyn olan oğlakların çocuklarıyla olan güzel paylaşımları gündeme gelecek diye düşünüyorum. Uzun zamandır kendilerini onlar çok ihmal ettiler çünkü yani iki seneden bahsediyorum. Birazcık içe kapandılar artık bu yeni ay onun bir penceresini açabilir. Spor anlamında güzel enerjiler var. Mesela sporsal faaliyetleri hayatlarına çekebilirler. Kova ve yükselen kovalar evle ilgili, aileyle ilgili çok güzel destekli enerjiler alacaklar. Evi değiştirme, evin içinde bir dekorasyon değişikliği, bir renk değişikliği çok iyi gelecek onlara ve aile ilişkileri güzel bir seyire geçecek diye düşünüyorum. Uzun zamandır evle alakalı alım satım ya da bir gayrimenkul beklentileri varsa onlar da gerçekleşebilir. Ve son burcumuz Balık ve yükselen Balıkların zihin dünyaları çok güzel çalışmaya başlayacak önümüzdeki hafta çok sıra dışı orijinal fikirler gelecek akıllarına. Dolayısıyla akıllarına gelen her şeyi o an hayata geçirme şansı olmasa bile bir balık ya da yükselen balık bence bir not alsın. Ben onu tavsiye ediyorum. Onun dışında kardeşler, yakın akrabalar bunlarla beraber bu kişilerle güzel gelişmeler e, gözüküyor ve eğitim hayatı olan balık ve yükselen balıklarda kendilerine güveni eğitim hayatında hissedebilecekler. Güzel bir süreç. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Yine çok güzel ederim. şeyler öğrendik. Çok ee, i̇nşallah bir sonraki programda daha böyle geniş geniş konuşuruz. İnşallah. Ayaklarınıza ben sağlık. Ben de çok İyi teşekkür ederim. İyi Sağ olun.